Merhaba arkadaşlar, yeni bir programa hoş geldiniz. Bugün çok keyifli bir mekandayız, Hanif Usta'nın yerindeyiz. Yanımızda da Hanifi Bey var. Biraz Hanifi Bey'i tanıyalım isterseniz, ilk önce lezzetleri tatmadan önce. Hanifi Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur verdiniz. Teşekkür ederiz. Bizi çok keyifli olan bahçenizde ağırlıyorsunuz. Teşekkür ederiz. İnşallah. İnşallah ağırlamaya devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Öncelikle ülkemize ve dünyaya sağlıklar, sıhhatler diliyorum. Evet. Pandemiden dolayı bayağı bir zorluklar çektik bir yıldır. Ama inşallah hep beraber sabırla, selametle atlatacağız bu günlerimizi. İnşallah. Ben 1959 Aksaray Ortaköy doğumluyum. Memleketim Aksaray. Oh, ne güzel. 81'de işletmemi kurdum. Günümüze kadar devam ediyoruz. İlk işletmeniz Aksaray'da oldu herhalde. İlk işletmemiz ilçemizde oldu. Aksaray Ortaköy ilçesinde. Aksaray Ortaköy'de. Oradan 88'de Almanya yolculuğumuz başladı. Almanya'da bir restoran üzeri ve döner işlerinde çalıştık. 97'de dönüş yaptık. Nasip kısmet Bursa yoluymuş. Evet, biz de sizi tanımaktan çok memnun olduk çünkü arkadaşlar biz Bursa'dan işte Balıkesir Çanakkale tarafına giderken Hanifi Usta'nın müdavimiyiz. Çünkü neden? Evinizin lezzeti neyse Hanifi Usta'da her şeyi bulabiliyorsunuz. Kebaplar olsun, efendime söyleyeyim pideler olsun, ızgaralar, sulu yemekler. Biz yol üstünde zaten Hanifi Usta'nın yanına uğrayalım da öyle yemek yiyelim de gidelim diye sürekli uzun yıllardır uğradığımız bir mekandır. Bugüne de nasip oldu Hanifi Usta'nın lezzetlerini sizlere de tanıtmak. 98'de Karacabey'e geldim. Bursa'ya bir arkadaşım vesile oldu. Geldik, gördük, baktık. Bursa çok hoşumuza gitti. Güzel yerdir Bursa'nın. Güzel yerdir. Marmara'nın incisidir. Nasip kısmet buraymış. Burayı aldık. 98'den günümüze kadar işletmemiz bir aile şirketidir. Ailecek çalışıyoruz. Oh ne güzel. En güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Misafirlerinize. Yol bu yönün eksikleri neler dedik, araştırdık, şey yaptık. Düzgün bir sulu yemek. Evet. Kebap çeşitleri, pide çeşitleri. Meşhur bizim İç Anadolu'nun saç kavurması. Oh. Izgara çeşitlerimiz. Sucuklarımız efendim. Sanırım kendiniz yaptırıyorsunuz. Evet. 98'den beri etleri hep kendi ürünümüzdür. Kendimiz kesiyoruz. Oh, üreticiden alıyoruz, kesiyoruz, devam ediyoruz. Sağlıklı bir şekilde hizmetimizi yapıyoruz. Uzun yıllar sizi tanıdığımız için de geliniz gideniz de eksik olmuyor. Şu anda dükkanın önünde zaten kamyoncu arkadaşların da doldurduğu bir vaziyette. Ne diyorlar arkadaşlar? Kamyoncu bir yerde durup yemek yiyorsa orada yemek yenir. Kamyoncuların ve ailelerin özellikle Karacabey tarafına daha yakın olduğu için Karacabey'deki aile müşterisinin bu çok güzel bir bahçesi var. Bu bahçeye aileleriyle birlikte yemek yemeye çok geliyorlar. Biz de bu masaya erlene kadar bayağı bir beklemek zorunda kaldık. Çünkü çok fazla aile müşterisi gelmişti. O zaman başlayalım. Hanifi Usta'm. Başlayalım buyurun. Çorbamızdan bir başlayalım. Sulu yememizin olmazsa olmazı. Kaç çeşit çorba yapıyoruz? Çorbamız 3 çeşit çorbamız var efendim. Olmazsa olmaz mercimektir. Evet. Herkes zaten mercimek bayılır. İşkembedir, kelle paçadır. Bunlar bir lokantanın ana menüsüdür yani. Bunlar olmazsa olmazı yani. Evet. İkinci bir olay bizim çoban kavurmamız çok meşhurdur. Hemen ondan da devam edelim. Ben çorbaları... peki Hanifi Usta'm 24 saat mi açığız? Biz 7-24 açığız. 360 gün açığız efendim. Sadece bayramdan bayrama... Üçer gün kapatıyoruz. Bunun haricinde 7-24 hizmet etmeye devam ediyoruz. Ekmekleriniz de ekmeklerimiz, ben bayıldığım bir şey. Ekmeklerimiz efendim... kendiniz yapıyorsunuz. Kendimiz yapıyoruz. Bu lavaşımızdır efendim. Pidelerimiz var. Tombik pidelerimiz var. Müşterimize veriyoruz. Bunları ızgaranın yanında, saç kavurmanın yanında veriyoruz efendim. Normal köy ekmeğiniz de var. Köy ekmeğimiz de var. Müşterimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Çorbamız 24 saat mevcut. 24 saat, 3 çeşit, saat, 3 çeşit var. Çorba 7-24 hizmet veriyoruz yani. Çorbamız hazır. Ara sıra değiştiririz yani. Çorba çeşitleri değiştirdik, alternatif buluruz efendim. Lime lime pişmiş arkadaşlar.
çoban kavurmamız lime lime pişmiş. Ağzı dağılıyor. Hemen saç kavurmanızdan da deneyelim bakalım. Bu bizim ekstra spesyal çanakta saç kavurma. Hı hı. Çoğu saçta yapar ama biz bunu fırında yapıyoruz efendim. Odun fırınınız var. Odun fırında yapıyoruz. Yemeklerimiz komple fırın yemeğidir. Hepsi fırında girer. Hı hı. Fırında pişince de tabi. Etli yeme eriyor. Dağılıyor. Dağılıyor. Kuzu tandırımız var. Hafta sonları Karacabey, Bursa, Kemalpaşa, Bandırma, Surluk. Bunlar kahvaltıya gelir efendim. Kahvaltı servisimiz var. Kahvaltımız da var. Kahvaltımız da var ekstra. Sertme köy kahvaltısı, organik. Oh. Yanında gözlememiz var efendim. O zaman bir sonraki programın adresi belli oldu. Size bir de kahvaltıya geleceğiz. Kahvaltıya tabi memnuniyetle. Başım üstünde yeriniz var efendim. Izgaramız karışık ızgara yaptırmışsın galiba. Evet, karışık ızgara yaptırdık. Köftemiz var. Bizim kasap köftemizdir. Kendi çiftsel köftemizdir. Sucuklar kendi ürünümüzdür efendim. Hepsinden bakalım şimdi tadalım Hanif ustacığım. Bizim bildiğimiz lezzetler bunlar. Çünkü severek geliyoruz. Tabi. Yani rahatlıkla yiyebiliriz sucuklarımızı. Kargo yapabiliyoruz. Kargo ile istenilen her tarafa gönderiyoruz. Eğer böyle eski tat sucuklardan hoşlanıyorsunuz arkadaşlar, kesinlikle kaçırmayın. Halif Usta'nın telefonunu ben aşağı yazıyorum şimdi. Hemen sipariş verebilirsiniz. Ben kefilim. Şişman bunu beğendi. Şişiniz de çok güzel. Şişimiz kuzu etidir efendim. Terbiyelidir. Kıvırcık kuzu. Bizim Balıkesir yöresinin kuzusudur. Süt kuzusu. Zaten etin en güzeli Balıkesir, Çanakkale tarafı ve bizim bu taraflarda yetişiyor. Buralardan gelen etleri de alıp sen tutup kesti mi de ne oluyor? 10 numara 5 yıldız iş çıkıyor. Evet, Çanakkale, Biga, Balıkesir, o tarafın etleri gayet güzel yani. Karacabey, Bursa yolu kaçıncı kilometredeyiz biz? Bursa 40. kilometre, Karacabey 17. kilometre. Tamam. Arkadaşlar yeri de öğrendik. Kesinlikle buraya gelebilirsiniz. Ha bir de şöyle bir durum da var. Pandemiden dolayı yol üstü lezzetleri açık olduğu için şehirler arası yol yapan arkadaşlarım buraya uğrayıp oturup yemek yiyebiliyorlar. Pandemi kısıtlamalarında olsak bile. Bunun da bilgisini vereyim. Açığız çünkü. Açığız. 7-24 açığız. Bu nedir Hanif Usta? Bu bizim şipitsel bir yemeğimizdir. Bu patlıcan kebabı her tarafta böyle yapma şansları yoktur yani. Bu şekilde olmaz. Hı-hı. Biz bu patlıcanı aşağı yukarı günün 12 saatinde yaparız efendim. 12 saatte pişiyor yani? Yani her 3 saatte bir tepsi biter yani. Oh oh oh. Kamyoncuların en çok sevdiği yemek patlıcan kebaptır ve kavurmadır. Evet onlar... Öyle yanında o varmış, bu varmış sevmezler. Sevmezler. Safi et. Safi et ve patlıcan. Çok güzel ama etlerinizin pişim derecesi çok güzel. Ağızda hemen dağılıveriyor etler. 10 numara 5 yıldız. Burada bir yoğurt görüyorum ve ayranımızı herhalde pideyle. Evet pideyle. Ayranı deneyle. Yoğurdumuz camız yoğurdudur efendim. Manda yoğurdudur. Hı-hı. Çok şey duruyor. O, evet. Çok kıvamlı bir... Oo, arkadaşlar çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Yoğurt yediğinizi anlıyorsunuz. Manda yoğurdu. Manda yoğurdu. Olmuş. Böyle. Hanif Usta ben pilavınızı da çok seviyorum sizin. Burada arkadaşlara da hem tadarak göstermek istiyorum. Pilavınız da tane tane oluyor sizin hep. Pilavımızı özellikle Osmancık balda kullanıyoruz. Belli kocaman. Seçerek alıyoruz. Ve kaliteli bir pirinç alıyoruz. Şimdi aile şirketi dedi Hanif Usta. Ben ustanızı merak ediyorum. Ben biliyorum da arkadaşlar da öğrensinler. Bu yemekleri yapan kim usta? Bu yapan yemekleri Fatma Usta ve Meryem Usta var. Peki Fatma Usta ve Meryem Usta sizin neyiniz oluyor? Biri eşim oluyor, biri... arkadaşlar, anne yemeği. Fatma Hanım yapıyor, siz burada yiyorsunuz. Fatma Hanım yapıyor, Hanif Usta getirip önünüze koyuyor, siz de afiyetle yiyorsunuz. Yani öyle söyleyeyim. Ev yemeklerini
yol üstü lezzetlerinde nasıl bulursunuz? Hanif Usta'nın adresine geliyorsunuz ve buluyorsunuz arkadaşlar. Hanif Usta, pidemize geçelim şimdi. Pidemiz bizim Konya usulü, hı hı. Anadolu usulü, kuşbaşılı kaşarlı bir pidemiz bu. Efendim, hemen tadalım. Yanında da bol köpüklü bol ayran. Bol köpüklü ayran. Bu da 24 saat. Bu 12 saat efendim. Ha, 12 saat. 12 saat. Gece fırınımızı kapatıyoruz. Gündüz sabah saat 9'dan akşam saat 7.30'a kadar fırınımız açık. Faal bir durumda çalışıyor. Hadi Kostan, bu ne? Ayran. Dondurma. Dondurma ayran. Susurlukla yarışacaksın. Susurlukla, evet. Bol köpüklü ayran da var arkadaşlar. Burada karnınızı doyurmadan kalkıp gitme ihtimaliniz hiç yok arkadaşlar. Bir de Hanif Usta'm, zaten siz masaya oturduğunuzda hemen şey yapmaya başlıyor. Size işte tereyağı gönderiyor, sıcak pide yolluyor, ezme gönderiyor, bir şeyler yapıyor. Zaten yemekler gelene kadar doyarsınız. Oradan bahsedeyim ben size. Şimdi geçelim tatlıya isterseniz Hanif Usta'm. Burada bir tatlı görüyorum ben. Bu bizim... Yine Fatma Usta'mın yaptığı... Olmazsa olmamızın, lokantamızın fırın sütlaçı. Bu bir kendi ürünümüzdür. Hı hı. Kendi yapımızdır. Sütümüz Çitlik'ten gelir. Aa, çok başarılı. Çok başarılı Hanif Usta'm. Arkadaşlar, ister çorba, ister sulu yemek, ister kebap, ister ızgara. Canınız ne çekiyorsa burada Hanif Usta'm sizin önünüze bunları çok güzel bir şekilde sunacak. Bu bariz belli. Bir de kamyoncu arkadaşların çok fazla geldiği bir yer olarak şeyi düşünmeyin. Çünkü burada farklı farklı şeyler de var. Atıyorum aile salonları ayrı, bahçeye aile sadece aile alınıyor. O yüzden hani kamyoncu yeridir, buraya aileyle gelinmez falan filan gibi düşünmeyin. Hanif Usta'm siz buraya geldiğinizde sizi çok güzel bir şekilde ağırlayacak. Kamyoncu arkadaşlar buraya geldiği için ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz ki buranın fiyatları da uygun. Hem fiyatlarımız uygun hem lezzeti çok güzel. Fiyatlarımız ortalama ne civarlarda geziyor Hanif Usta'm? Ortalama et fiyatlarımız kavurma falan 35 lira. Hı hı. Saç kavurmamız 45 lira. Ama bunu iki kişi doyar mı Hanif Usta'm? Doyar efendim. Yani bizim birinci temelimiz doyurucu olmak, gözü doyurmak. Aynen. Mideyi doyurmak ve ekonomik olmak. Evet, yol üstü lezzetlerinde de bunu bulmak çok zordur. Esas şık budur yani. Aynen. Şimdi bir ürünü verirken alan arkadaşımızın gözü veya gönlü doyacak. Tabii, memnun olacak. Fiyatı da uygun olacak. Aynen öyle. Hem lezzeti güzel, hem fiyatı uygun, hem de böyle çok keyifli bir mekan arkadaşlar. Kesinlikle Hanif Usta'nın yanına Karacabey-Bursa arasında bir yolculuk yapıyorsanız kesinlikle Hanif Usta'nın yerine uğrayın arkadaşlar. Şişman burayı beğendi.